Değerli dostlarım hepinize merhaba. Batı Afrika ülkelerinden Nijer'de bir darbe oldu biliyorsunuz. 26 veya 27 Temmuz günü. Esasında böyle bir darbe Afrika'da son 3 yılda tam 7 ülkede yaşandı. Mali'si, Burkina Faso'su, Çad'ı, her şey. O Sahra Altı dediğimiz, yani Kuzey Afrika'nın hemen altında Kara Afrika'sının başladığı coğrafyada arka arkaya darbeler yaşanıyor. Esasında Nijer bölgenin 1.267.000 kilometre kareye sahip bir devleti. 1960'tan bu yana bağımsız, eski sömürgecisi Fransa. Nüfusu da 25 milyon. Yani Türkiye'den yüksek miktarda bir coğrafyası var. Ama Türkiye'nin yaklaşık 1/3 kadar da bir nüfusu var. Fakir bir ülke. Yani ordusu sürekli darbe yapmış, ülke birbirine girmiş, su kaynakları çok ahım şahım değil. Ülkenin %80'inde elektrik yok. 564 dolar kişi başına gayri safi milli hasıla ihraç ettiği bir şey yok. Enerjisini bile zaman zaman Batı Afrika ülkelerinden alıyor. Böyle bir tipik Afrika hikayesi. Nehru demişti ki ünlü o Bandung konferansında Hindistan'ın efsanevi devlet adamı ve özellikle sömürgeciliğe dönük büyük mücadelesiyle tanınan o dönemin başbakanı falan Gandhi ile beraber yapmışlar. Bandung'da demişti ki, Bandung konferansı Endonezya'da yapıldı 60'lı yılların başı. Ve yeni kolonilerden kurtulmuş liderler bağlantısız hareketini kurmak için toplandılar. Yani hepsi birkaç yıllık bağımsızlıklara sahiptiler. İşte Sovyetler Birliği ile NATO arasındaki o dengenin bir başka yerinde eski sömürgeler olarak bağlantısız hareketini oluşturmaya çalıştılar, oluşturdular da. Neyse, Nehru dedi ki onların yüzüne baka baka, bakın dedi. Sizler artık bağımsız birer devletin liderlerisiniz. Ama unutmayın, sömürgecilerden kalan başkanlık saraylarında oturuyorsunuz. Eğer o başkanlık saraylarının sömürgeciler tarafından yapılmış yüksek duvarlarını alaşağı edemez ve halklarınızla bir bütün olarak kalkınma ve istikrar için omuz omuza mücadele edemez. Aksine o sömürgecilerin bırakmış olduğu sarayların etkisiyle halkınızı sömürmeye devam ederseniz esasında halkınız açısından değişen hiçbir şey olmamış demektir dedi. O kadar doğru bir cümle ki, bağımsızlıklarını kazanan Afrika'daki, Asya'daki, Latin Amerika'daki ülkelere baktığınız zaman, hatta Türkiye'nin darbelerle biçimlenmiş yakın geçmişine baktığınız zaman sömürgecilerin, emperyalistlerin milletleri hatta kendi ordularıyla, kendilerine ait ordularıyla, kendilerinin gördükleri ordularıyla nasıl esir aldıklarını ve bırakmış oldukları o saraylara oturan yeni güya bağımsızlıkçı liderlerin kendi halkları açısından ne kadar tersine çalıştıklarını da görebiliyoruz. Nijer'de şu oluyor, bu oluyor. Bunu beraber takip ediyoruz. Ama önemli olan, Nijer gibi dünya stratejisinde hemen hemen hiç adı bile geçmeyen bir devlette yaşanılan bir darbe. Yani General Abdurrahmane Chiani'nin, üstelik kendisi de başkanlık, Cumhurbaşkanlığı Koruma Alayı Komutanı, Başkan Muhammed Bazoum'u devirmesinin neden bu kadar büyük bir çatışmaya, büyük bir küresel hesaplaşmaya ve kutuplaşmaya yol açtığını incelemek önemli. Bizim kuşağımız, yani benim gibi 1950'lerin ortasında doğmuş bizim kuşağımız açısından küresel kutuplaşma yeni bir şey değil. Tam tersine biz 1989 yılında henüz 30'lu yaşlarımızın ortalarında
bir kuşak olarak Berlin duvarını yıkıp artık sınırların açıldığı ve ideolojik farklılıklardan kutuplaşmış bir dünyaya son vermeye karar vermiş bir kuşak olarak esasında bunların hepsini çok önceden yaşadık. Yani Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı'yla NATO ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki o ideolojik savaşçı mücadele küresel kırsal kesimlerde büyük savaşlara neden oldu. Afrika, Angola Savaşı ve diğerleri, Güney Afrika'daki ırkçı yönetimin direniş öyküleri, yani Nijerya ve diğer Kenya gibi ülkeler, Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti, bütün bu bölgelerde Sovyetler Birliği'nin desteklediği, onlara göre devrimci güçlerle Batı'nın desteklediği ve karşı tarafa göre işbirlikçi güçler arasındaki mücadeleyle geçti bu savaş. Özellikle Orta Amerika tarihine bir bakın. Orta Amerika, El Salvador, Guatemala, Venezuela, yani bu ülkelerde hala sürmekte olan kutuplaşmalar o dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasındaki en kanlı hesaplaşmalara neden olan bölgelerdi. Yani Latin Amerika'daki askeri darbeler, Türkiye, Pakistan, Kore'deki bitmek bilmeyen askeri darbeler, bunların sonucunda yaşanılan işkenceler, tutuklamalar vesaire. Yani dünya 1950'lerin başından 1991'e kadar inanılmaz bir küresel hesaplaşmanın yaşandığı bir dönemdi. O dönem konu, tekraren altını çiziyorum, ideolojik kimlik taşıyordu. Komünizmle Batı'nın liberal demokrasisi arasında yaşanılan ama arada zavallı Türkiye gibi, Kongo gibi, Kore gibi, Pakistan veya Brezilya, Arjantin gibi devletlerin sıkışıp kaldığı bir büyük mücadeleydi. Fakat şimdi daha enteresan bir şeyle karşı karşıyayız. Çünkü bu enteresanlık şunu geri getiriyor. Batı'nın emperyalist ve sömürgeci kimlikli varlığına karşı bir ideolojik alternatif olarak değil, yeni bir hegemon güç olarak Rusya ve Çin'in yükselişini görüyoruz. Batı özellikle Afrika'da o kadar kötü bir örnekleme yapıyor ki ve o kadar Afrika'yı fakirlikle baş başa bırakan bir kimlik taşıyor ki Afrikalılar hiçbir ideolojik bağ olmamasına rağmen kendileriyle Rusya'yı ve Çin'i bir kurtarıcı olarak görüyorlar. Yani Çin'in Rusya'ya göre bir takım daha fazla avantajları var, parası var. Yani para açısından Çin Afrika'da Batı'ya karşı adeta harman dalı oynuyor. Yani o kadar büyük bir avantaj yakalamışlar. Ama bütün sahra altında yapılan bütün o anti sömürgeci geçmişe, yani sömürgeci geçmişe tepki olan, mesela şu anda Nijer'de fakir halk darbeyi destekliyor ve Rus bayraklarıyla destekliyor. Orta Afrika'da, Kongo'da, Mali'de, şurada burada Rus Wagner şirketi Batı'ya karşı yürütülen askeri darbelerde, Burkina Faso'da, şurada burada Afrika halklarının yanında yer alıyor. Yani esasında Rusya ne? Rusya Sovyetler Birliği değil ki. Bir ideolojik varlığı yok. Rusya girdiği her bölgede, Sudan'da, Orta Afrika'da, yarın Nijer'de, Mali'de, girdiği her bölgede o bölgede iktidarı ele geçiren anti-Batı güçlere destek karşılığında altın madenlerine, elmas madenlerine, uranyum madenlerine el koyan hegemon bir güç. Yani eskiden Sovyetler Birliği de biraz böyleydi ama bu şekliyle değildi tabii ki. O daha çok Batı'yla yürütmekte olduğu ideolojik mücadelede, ne bileyim, Vietnam'da, Angola'da veya Kongo'da
üs elde etmeye çalışan bir kimliktir. Şimdi öyle bir şey yok. Çin geliyor, parayı veriyor, bütün bir ülkenin malına, mülküne el koyuyor. Veya Rusya geliyor, Nijer darbesini destekliyor ama Nijer'in nesi var, nesi yoksa Wagner'in oluyor. Ve Afrika, Fransa'nın, İngiltere'nin, Amerika şemsiyesi altındaki bütün batılı eski sömürgecilerin kendisine hala süren zulümleri karşısında eski sömürgeciden, bugünün emperyalistinden kurtulma yönünde adımlar atarken, evet, yeni hegemon güçlerin kontrolü altına giriyor. Bu böyle 10 dakikalık bir video analizle anlatılacak bir iş değil. Bunu sadece beyninizin bir yerine nakşetmek için anlatıyorum. Bu kitaplar, araştırmalar yapılması gereken, 21. yüzyıla dönük strateji belirlemelerinde, arkadaş bu yüzyılda ne oluyor, güneyde ne oluyor, küresel güney dediğimiz şey, Brezilya'sıyla, Hindistan'ıyla, Çin'iyle ve bütün Afrika'sı ve Latin Amerika'sıyla ve Asya'nın önemli bir bölümüyle, Batı'nın zenginliğine karşı direnmekte kararlılık gösteren küresel güney dediğimiz şey neden otomatik bir refleksle Rusya ve Çin'in kontrolüne giriyor? Bu önemli. Bu sorunun cevabı esasında 21. yüzyılın cevabı ve bu nedenle Nijer'deki darbe sanki bir turnusol kağıdı gibi karşımızda duruyor. Sonu ne olur ne olmaz hiç önemli değil. Artık dünya şu şekle dönüşüyor. Zengin batı, fakir güney ve bu çerçevede kendine yeniden yer etmeye çalışan Rusya ve Çin. Hoşçakalın.